arkadaşlar, Esma'nın bugün saçlarından ufacık keseceğiz. Bakalım beğenecek mi? Kuaföre götürüyorum, kesinlikle beğenmiyor. Çünkü Esma saçlarını çok seviyor. Evet. Sağ olsun kuafördekiler de bayağı bir kesiyor. Şu kadar istemiştim bir keresinde, bu kadar falan kesti de. Evet, çok ağladı, üzüldü Esma. O yüzden bugün ben keseceğim Esma'nın saçlarını. Aynı tıpkı kuafördeki gibi yerimiz hazır. O zaman başlayalım mı, ne dersin? Başlıyorum, çok heyecanlı. Bakalım nasıl olacak Esma'nın saçları. Bütün malzemelerimiz de hazır arkadaşlar. Kestikten sonra da ne yapacağız? Saçlarımıza şekil vereceğiz. Süsleyeceğiz Esma'yı, tamam mı anneciğim? Öncelikle ne yapalım? Saçlarımızı taramakla başlayalım. Dur, öyle de uzamana gerek yok. Sen düz dur bakalım. Oo, bakın bakın ne kadar da uzamış Esma'nın saçları. Bayağı da çok olmuş. Esma, istersen şuradan keselim mi? Okullarda açılıyor, bence çok rahat edersin. Anne, hiç rahat etmem. Uçlarından al. Tamam, uçlarından. Dur bakalım, sürpriz olacak, tamam mı arkadaşlar? Ne kadar keseceğiz? Şöyle, dur biraz öne git bakalım. Birazcık öne. Şu saçları kurtaralım. Çok çok uzamış ya. İnanmıyorum sana. Rapunzel gibi olmuşsun Esma'cığım. Çok uzamışlar. Tamam, şimdi ne yapalım? Hemen kesme işlemine başlayalım. Ama ne yapalım? Abladan bir yardım isteyelim değil mi? Tamam, ben ablamı çağırayım o zaman. Hadi bakalım, ablanı çağır da gel. Arkadaşlar, hazırsanız saçlarımın ışığından şimdi alacağız. Hadi bakalım. Şöyle güzelce tarayalım. Tekrar eğri büğrü olmasın Esma'nın saçları. Sonra yoksa bize çok kızar arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırım. Ben diyorum ki Esma, şu kadar keselim. Ne dersiniz arkadaşlar? Şu kadar keselim mi? Ne yapıyorsunuz ya? O kadar hiç gider mi? Uşanına şu kadar. Kadarcık mı Esma? Hayır, o kadar da değil anne. Ne kadar? Şu kadar. Minnacık. Tamam hadi. Minnacık istedi Esma. O zaman ona minnacık bir saç kesiyoruz arkadaşlar. Makas nerede? Ay, size de hiç güven olmuyor. Hazır mısın? Hazır değilim. Ya tamam tamam, dönme ama Esma. Eğri olacak saçların sonra. Şöyle dur bakalım. Arkadaşlar, şimdi Esma'nın saçlarından kesiyorum. Hazır mısın Esma? Hazır değilim. Ay, çok mu oldu bu ya? Ay, ne oluyor ya? Fazla kestin. Niye kımırdadın? Esma, saçın gitti. Ne yapıyorsun? Anne! Bu ne? Anneciğim, saçın gitti. Sen niye oynadın ya? Birden dönünce kökünden kesildi. Anne! Ne oluyor? Bir dakika ya. Hem bu ayrıca benim saçım değil, ayrıca benim saçımın hiç rengi değil anne. Şaka yaptım ya, dön. Anne, ödümü koparttın direkt. Şaka yaptım sana. Şaşkın, hiç o kadar keser miyim ben? Aynen. Bir şey yapacağız, onu da tadını çıkartmıyorsun valla. Şakamız bittiğine göre artık başlıyoruz, tamam mı Esma? Lütfen kıpırdama bak. Tamam. Şöyle dümdüz karşıya bak. Zaten minnacık alacağım anneciğim uçlarından. Korkmana gerek yok. Anne, sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Ben ne yaptım ki? Anne, ne oluyor orada? Yok yok, bir şey olmuyor. Ay bak, çok güzel olacak şimdi. Şimdi tekrar biraz da burada. Dur. Belki de kuaföre gitmediğine pişman olacaksın Esma. Gerçekten. Bence. Bence. Ama kırıklarını aldım işte. Bence güzel oluyor. Dur, ben... dönme. Tamam. Bu kadar yeterli mi acaba Esma? Kestiğim saçları görmek ister misin? Görmek isterim. Dur bakalım. Gösterelim Esma'ya. Bak, bu kadarcık gitti. İyi mi? Ne abi oldu? Çok mu oldu? Bir dakika ya. O kadar demedik ki biz. Ya ne kadarcık aldık? Zaten ufacık aldık şu Esma. Şu kadar zannettim anne. Bu ne? Azıcık işte arkadaşlar ya, ucundan azıcık alıverdim. Tamam ya, bir dahaki sefer bir şey söyleyeceğim ya, bir şey söyleyeceğim. Evet, kökü sende Esma'cığım, yine uzar, merak etme. Dön bakalım arkanı. Şimdi tam düz olmuş mu onu kontrol edelim. Ay, bence çok güzel oldu Esma. Tamam. Kahküllerini kısaltmaya gerek var mı? Bence yok. Tamam. O zaman ne yapalım? Saçlarımızı kurutalım. Olur mu? Olur. Hadi dön bakalım şöyle. Ay,
Arkadaşlar şimdi maşa zamanı. Saçların kıvırcık olacak. Evet. Çok heyecanlıyım. Ama bir şey söyleyeceğim Esma. İstediğim kadar çok kestirmeme izin vermedin ya. Hala upuzun senin saçların. Anne ben çok kısa sevmiyorum biliyorsun. Tamam kısa sevmiyorsun ama okula giderken bu saçlarla biraz zorlanacağız sanki. Anne okula giderken hani beni örgü yapacaktı? Tamam örgü de yapacağız ama açık istediğin zaman böyle gitmene izin verirler mi acaba? Anne taş toka falan takarım. Tamam hadi o zaman. Arkadaşlar Esma'nın saçlarını yapıyoruz ve hemen geliyoruz. Galiba bu işlem birazcık uzun sürecek. Değil mi Esma? Evet. İşte Esma'nın saçları da kıvırcık oldu ve bitti. Yeterli mi Esma? Yeterli. Dön bakalım önde. Evet. Aa biz bir şey unuttuk. Ne? Kahküllerini unuttuk. Aa. Gel bakalım otur şuraya tekrar. Şöyle otur bakalım. Şu kafandaki kurbağacığı çıkartalım. Ben çıkartalım anne. Hadi çıkart anneciğim. Kahküllerimizi de hemen maşalayalım. Düzeltelim. Şimdi buradan hangi tacı takacak acaba Esma? Bu kediliğe ne dersin? Hayır. Bu olmadı. Peki ya bu Minnie Mouse diye ne dersin? Hayır. Aa, bu da değilmiş. Peki burada pembe bir tavşan kulak var. Buna ne dersin? Asla olmaz. Bu da mı olmadı yahu? O zaman ya beyaz ya da yeşil taç. Hangisi? Hiçbirisi. Ben buldum galiba ya. Esma kesin bunu istiyordur. Ya kromili taca ne dersin? Hadi tak bakalım. Çok yakıştı. Arkadaşlar biz bugün bu hazırlıkları neden yaptık? Neden çünkü yarın okullar açılıyor. Değil mi Esma'cığım? Evet. Mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Ve çok da heyecanlıyız. O yüzden bugün banyo yaptı Esma. Saçlarını yaptık. Dişlerimizi fırçaladık. Kıyafetlerimiz de temiz. Yarın sabah bunları kıyafetlerini giyecek ve okulun yolunu tutacak. Değil mi anneciğim? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Arkadaşlar siz de okula gitmeden önce mutlaka banyonuzu yapın. Dişlerinizi fırçalayın. Ve temiz kıyafetlerle okula gidin. Yeni eğitim öğretim hayatınız başarılı olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Okula giden arkadaşlarımıza şimdiden kocaman öpücükler atıyoruz. Gitmeyen arkadaşlarımıza artık bundan sonraki seneye diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.